Ben zaten bunu beğendim. Gördüm. Televizyonda gördüm. Ama yıllar öncesinden Yıllar görmüş. önce. O zaman ben okuyorum daha. Okuyorum ben daha. Televizyona şöyle. Televizyonda izlemiyorum. Yani öyle bir vaktim yok. Çünkü aynı zamanda sanatsal işlerle uğraştığım için. Yine başladı. Kendi değerlerini anlatmaya başladı. Ya Rabbi. Hep sen mi anlatacaksın ya? Evet. Neyse. Böyle evden içeri girdim. Annem salonda o bir dizi izliyordu. Neydi ismi? Merhamet. Merhamet. Böyle içeri girdim. Şöyle bir yani böyle okuldan eve gelirse atarsın Sahneyi hatırlıyor çantayı. musun? Evet sahne, sahneyi hatırlamıyorum. Kendi sahnemi anlatıyorum. Okuldan içeri girdim. Böyle attım falan. Lisede misin daha? Üniversitede miydim? Lisede miydim? Üniversitedir yavrum. O Üniversitede kadar ne eski değil lisesi? Merhamet. Neyse girdim içeri. Baktım böyle şöyle ekrana doğru. Ne izliyorsun ya anne dedim. Merhamet diye bir dizi işte dedi. Böyle bir baktım. Aa Fırat. Bu kim ya dedim. Yemin ederim aynen böyle anneme sen anlasın. Bu kim ya dedim. O dedi ressam dedi. Aa iyiymiş dedim. İçeri gittim. Bu kadar. Benim için orada konu Evrene kapandı. mesajını Bakın. gönderdi. Sevgili girls and boys. Neden evrene mesaj gönderdim? Şimdi şuradan. Evrene mesaj falan gönderdim. Ben bunu beğendim dedim. Bitti. Sonra bir de yolda görmüşsün. Sonra devamı şu şekilde oldu. Beğendim. Yoluma devam ettim. Hayat beni ilerletti. Okulumu bitirdim. Efendime söyleyeyim evlenilecek çağ geldi. Dejavu oluyorum şu an. Bunu biz daha önce anlattık. Aynen bu şekilde anlattım hem de. Yeniler vardır. Öğrensinler. Evet. Neyse. Bir gün yolda gördüm. Bir gün arkadaşımla oturuyoruz. Bir şey O an bir dedi. slow motion oldu mu? Hayır, şöyle bir şey oldu. Evde oturuyoruz oyuncu bir arkadaşımla. Seni gösterdi bana. Bir şey oldu. Ne oldu hatırlamıyorum. Kız mı? Kız. Kızdır. Gösterdi. Baktım ben de. He ben bu çocuğu beğenmiştim bir kere dedim. Yine devam ettim hayatıma. Niye Ertesi gösterdi gün. beni? Bir oraya giriyorum. Onu hatırlamıyorum. Gösterdiğini hatırlıyorum sadece. Gösterilirim ben genelde. Muhteşem beynimde fazla gereksiz detay tutmam. Devam edin. Neyse. Ertesi gün arkasında kalmıştım. Sabah eve gidiyorum. Eve giderken bu yanımdan geçti. Bir koku önce. Şöyle Mükemmel. oldum ben. Sonra kızı aradım. Dedim ki Ne kızım dedim yapıyordun yanımdan ben? geçti lan. Ben gördüğüm İrrit vardı yanında bir de kız vardı. Geziyoruz. Öyle yürüyordun. Sevgili ne geziyordun abi herhalde ne bileyim. Ben seni tabii o an fark etmedim. Herhalde beni Normal o. görsen dibin düşerdi o sırada. Neyse. Ondan sonra bu böyle geçti. Ha iyi tamam dedim ya. Neyse aradan bir zaman daha geçti. Ben yılanların öcünde oynuyorum. Evet. Mutlu oluyor ya. Yemin ederim çok mutlu oluyor. Böbür böbür ya. Çok eğleniyorum. Dur. Devam et sen. Yılanların Anlat. öcünde oynuyordum. Biz de Kapadokya'da çektiğimiz için diziyi böyle yeni başlayan dizileri odada bütün arkadaşlar yılanların öcünde oynayan işte Hande falan hepimiz oradan arkadaşız biz. Neyse odada otururduk. Yeni başlayan dizi başlamış abi neymiş bakalım ne bunun bir dizisi vardı ikimiz bir fidanı neydi o Fabrika Kızı. dizi o Devam sırada edelim. dizi yayınlandı yükseldi Fırat yükselmeye devam etti Evet. neyse ben de bunu dedim ki aynen şöyle bir yorum yaptım Bu birlikte demezsek. böldüm bu çocuk dedim başrol oynasaymış ya dedim fena değil dedim Sonra? ama hani bu kadar. Benim yorumlarım çok net. Ama Evet. efendim bizde öyle Instagram'dan yürümekmiş. Girip Instagram'dan bulmak, fotoğraflarına bakmak. Bir kere Fırat Albayram yazıp Instagram'dan bakmadım. İşte bu kadar cool ve rahat olacaksınız. Neyse, aradan bir hafta geçmedi. Bir baktım bu takır işte beğenmeler düşüş. Sonra Ceyda Kasabalı'nın yükselişi devri. Artık orada ne kadar düşünmüşsen beni Yükselemiyor. yükselemiyor. Ne kadar beni düşünmüşsen artık orada şey olmuş biraz. Yani her şeyin bir zamanı var şu hayatta. Sonra baktım dedim ki ha, ben bunu mesajlarım artık dedim böyle de olacak olan olmuştur. Adım atmam. Fakat atılan adımı da görürüz yani. Bu kadar. Sonra zaten görüştük. Bir post atmam gerekiyormuştu. Evet. Ne evet? Sana mı anlatayım? Sonra biz görüştük Fırat'la işte. Dinliyor hoşuna gitti. Evet.